Çarşamba günü Avusturya öncülüğünde gerçekleştirilen ve 10 Batı Balkan ülkesinin katıldığı zirvede sığınmacılara karşı ortak önlemler kararlaştırıldı. Evet, konuyu Almanya muhabirimiz Aziz Koçyiğit ile konuşacağız. Aziz merhaba. Merhaba Nerdin. Evet Aziz, öncelikle dünkü zirve hakkında bilgi alalım senden. Hangi ülkeler katıldı, ne gibi kararlar alındı? Evet Nermin, dün Avusturya'nın öncülüğünde yapılan toplantıya Batı Balkan ülkelerinden Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya İçişleri ve Dışişleri Bakanları katıldılar. Bu Avusturya'nın Avrupa Birliği'nin kararları haricinde girişimiyle yapılan bir toplantı ve dolayısıyla tepki de çekti. Gerek Avrupa Komisyonu, gerek Yunanistan, gerekse Almanya tarafından eleştiri konusu oldu. Zira geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi gerçekleştirilmiş ve burada Avrupa Birliği ülkelerinin ortak hareket etmesi noktasında uzlaşmaya varılmıştı. Buna rağmen Avusturya'nın böyle bir girişimde bulunması tepki çekti. Bilhassa Yunanistan tarafından tepki çekti. Yunanistan Başbakanı Tsipras, Merkel'le, Almanya Başbakanı Merkel'le hemen bir telefon görüşmesi yaptı. Konuyu değerlendirdi ve aynı gün, yani dün parlamentoda yaptığı konuşmayı da bu girişimin bir skandal olarak niteledi. Bazı Avrupa ülkelerinin alınan kararlara uymadığı şeklinde şikayette bulundu. Yani geçen hafta yapılan liderler zirvesinde alınan kararlara uymadıklarını belirtti. Şimdi bu toplantıda, bu zirvede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan zirvede şöyle kararlar çıktı, onu aktarayım. Şimdi bu ülkeler şu konuda anlaştılar. Birincisi, daha sıkı mültecilerin geldiği Yunanistan'dan Batı Avrupa ülkelerine geçiş yollarının daha fazla denetlenmesi noktasında kararlar, mutabık kalan kararlar alındı. Bunların en önemlisi belki de Makedonya sınırı, yani Yunanistan'dan en fazla geçişin, Batı Avrupa ülkelerine en fazla geçişin yapıldığı Makedonya sınırının daha fazla denetlenmesi şeklinde kararlar alındı ve bu karar da hemen zaten uygulamalara da yansıdı. Örneğin dün Afganistan'dan gelen mültecilerin, yani şu anda Yunanistan'da bulunan ve Batı Avrupa ülkelerine geçiş için Makedonya sınırına gelen Afganlı 5000 tane mültecinin tekrar Atina'ya gönderildi. Zaten Atina'da şu anda halen bir kampta 400 bin kişinin geçiş için, sınıra gidiş için bekleme durumunda olduğu ve dolayısıyla bir insani, bir humanite bir kriz ortaya çıkacağı şeklinde Yunan yetkililer Avrupa Birliği ülkelerini uyardılar. Diğer bir alınan karar, bu kayıtların, yani gelen mültecilerin kayıt edilmesi noktasında bir takım şeyler var, girişimler. Yani bu kayıtların merkezi olarak orada yapılması ve denetimli bir şekilde gönderilmesi, özellikle Avusturya'nın çok az sayıda mülteci kabul edeceği, günde 80. Sadece günde 80 mülteciyi kabul edeceği duyurulmuştu ve bu da ciddi tepkilere neden olmuştu. Avrupa'nın kurumlarından, Avrupa Komisyonu'ndan örneğin tepkiler geldi. Avrupa Komisyonu Başkanlığı ve Hollanda Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Avusturya'nın bu tutumu, bu geçtiğimiz işte haftada zirvede alınan kararlara uyma gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirildi. Bu
şeyin Yunanistan'ın en fazla etkilenecek ülkelerin başındaki tabii ki Yunanistan geliyor. Yunanistan'da bir yığılmanın olacağı ve orada da Yunanistan'da zaten içinde bulunduğu ciddi kriz nedeniyle bu krizin daha da derinleşeceği uyarılarında bulundu. Ama şimdi gözler bir yandan da 7 Mart tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Türkiye zirvesine bir yandan da çevrilmiş oldu. Hatırlanacağı gibi Ocak ayında Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'yi, özür dilerim, Davutoğlu, Türkiye Başbakanı Davutoğlu Berlin'i ziyaret etmişti ve Merkel'le bir görüşme yapmıştı. Daha sonra Şubat'ın bu ayın 8'inde de Almanya Başbakanı Merkel yine Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu'yla tekrardan görüşmüştü. Ve bu mültecilerin Avrupa Birliği'nin esas politikası, zirveden çıkan da sonuç buydu zaten. Mültecileri Avrupa'ya gelmeden önce Türkiye'de Türkiye'den çıkmamaları gerçekleştirilmesi noktası. Evet Aziz, tam burada benim de bir sorum var aslında. Sen de anlattın, AB ülkeleri daha geçen hafta 7 Mart'ta gerçekleşecek zirveye kadar Türkiye ile varılan mutabakata öncelik verilmesi konusunda anlaşmıştı, fakat AB devlet ve hükümet liderleri toplantısı öncesi Visegrad ülkelerinin, şimdi de Avusturya ile birlikte Batı Balkan ülkelerinin bu girişimi gerçekleşti. Tüm bunları AB içinde Almanya'nın egemenliği sarsılıyor şeklinde yorumlayabilir miyiz? Son olarak bunu da alalım senden. Yani Almanya başından beri şunu dayatıyor. Yani önce bir mülteciler akını olduğu zaman Başbakan Merkel'in öncülüğünde bir açık kapı politikası izlenmişti hatırlanacağı gibi. Fakat tabii ki iç politikada da bu önemli etkilerde bulundu. Almanya ya gelen yaklaşık şu anda bir küsür milyon mülteci var ve içeride de halkın da yavaş yavaş tepkisini çekip diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sağcı, yabancı düşmanı, ırkçı şeylerin, partilerin de şeylerini güçlendirmeye yol açtı. Hatta her gün bir takım saldırılar oluyor. Dolayısıyla şimdi Merkel de bu iç politikadan ötürü biraz zor durumda kalmış durumda. Avrupa Birliği'nin, tabii Almanya'nın öncülüğünde esas hedefi 7 Mart'ta, tabii önceki görüşmelerle birlikte 7 Mart tarihinde yapılacak Türkiye zirvesinde mültecilerin Türkiye'den bu tarafa geçmemeleri, geçirilmemeleri noktasında bir takım önlemler alınacağı hedefleniyor. Bunu zaten Almanya Başbakanı Merkel sıklıkla dillendirdi. Hatta sadece Türkiye'de değil, Türkiye'ye bile gelmeden Suriye'de kampların oluşturulması, bu sözü verilen 3 milyar euro civarındaki paranın da bu kamplara harcanması noktasında bir hedefi var. Diğer Avrupa ülkelerinin de adil olarak gelen mültecilere, bütün bu zorlukları aşarak Avrupa'ya gelen mültecileri de adilane bir şekilde paylaşmasını istiyorlar. Fakat bu noktada gerek Balkan ülkeleri, daha ekonomileri zayıf olan ülkeler, gerek iç politikadan ötürü, gerek başka nedenlerden ötürü mültecileri kabul etmeye yanaşmıyorlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde bu konuda ülkeler arasında çok ciddi sıkıntılar var diyebiliriz. 7 Mart'ı bekleyeceğiz. 7 Mart'ta beklenen şeyler, kararlar zannediyoruz çıkacak. Türkiye ile bir anlaşma yapılacak ve dolayısıyla mültecilerin Türkiye'de, Türkiye'yi terk etmeden orada kalmaları hedefleniyor diyelim Nermin. Evet Aziz, teşekkür ediyoruz aktardıkların için.